Merhaba arkadaşlar ben sonucunuz Orca Matematik yayınlarının bu sene yeni çıkarmış olduğu polinom parabol eşitlik fasikülün çözümleriyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir de orijinalden dinle kısımlarındaydık ve 175 ve 176. sayfadaki çözümleri yani parabol ile ilgili çözümleri yine beraber yapalım isterseniz. Şimdi ilk sorumuza başlayalım yine kısa özetli bir şekilde konu anlatımı ve soru çözümü şeklinde ne yapacağız çözümlerimizi yapacağız. Şimdi fonksiyonun grafiği 1'e 0 noktası ve 0'a eksi 2 noktalarından geçmektedir. Şimdi parabol dediğiniz şey her harfin bir anlamı vardı bizim için, tamam mı? Şimdi mesela burada 1'e 0 noktasından geçiyor demek, o zaman aslında x eksini kesme noktadan bir tanesi kaçtır arkadaşlar? 1'e 0'dır. Buradan ben ne anlarım? Demek ki bizim fonksiyonumuzun 1 diye bir kökü vardır. Yani o zaman bizim fonksiyonumuz x eksi 1 diye bir çarpanı vardır. Mesela bir tane buradan yakaladık. Daha sonra diğer çarpan da ne olsun mesela? Hani artı c oldu ya. Hani sabitiyle sabitinin çarpımı artı c gelsin diye. O zaman ben de buna ne diyeyim? x eksi c diyeyim. Ve böylece biz fonksiyonumuzu yazmış olduk. Dikkatli bakarsanız başka sayısını söylemek zorunda değil. Senin onu oradan görmen lazım. x karenin katsayısı kaç? 1. Ben de başka katsayısı ne yapmadım? Değiştirmedim. 1 olarak bıraktım. Aynı zamanda bak x'e 0 verdiğinde de y eksenini kaçta kesiyormuş? Eksi 2'de kesiyormuş. Yani aslında şuradaki c dediğin şey nedir aslında? eksi 2'dir. O zaman şuradaki eksi 1 ise burası da nasıl gözükecektir? 2 diye gözükecektir diyebiliriz. Yani biz fonksiyonumuzu düzeltirsek x kare artı x eksi 2 yaptı. Yani b'si 1, c'si de kaç yaptı? Eksi 2. Buradan b çarpı c kaç gelir arkadaşlar? Eksi 2 gelir diyebiliriz ilk sorumuzun çözümü için. Peki bakalım geldik ikinci sorumuza. Parabol x ekseni teğetse o zaman buna göre a nedir demiş. Şimdi parabolün x ekseni teğet olması o zaman benim çift katlı köke sahip olduğum anlamı taşır. O zaman delta eşittir sıfırdır diyebilirim. Yani b kare eksi 4 ac. Yani ne yaptı? Kök a'nın karesi yani b kare değil mi? Aslında a'sı a, b'si kök a, c'si de ne yaptı? A kare yaptı. O zaman biz ne yapacağız? Delta için b kare eksi 4 ac diyeceğiz. Daha sonra da bunu sıfır eşitleyeceğiz. Yani kök a'nın karesi eksi 4 çarpı a çarpı c. C yerine ne yazacağız arkadaşlar? A kare. İşte bunun sonucu ne gelecek? 0 gelecek. O zaman hesaplayalım bir. Kök A'nın karesi A yapar. Eksi 4A küp eşittir 0. A parantezini alırsak 1 eksi 4A kare eşittir 0'dan. A buradan ya 0'dır ya da buradan hani 1 eksi 4A kareyi sıfırlarsak 4A kare 1 yapar. Değil mi? A kare 1 bölü 4 yapar. O zaman A kare 1 bölü 4 ise ya 1 bölü eksi 2'dir ya da A 1 bölü 2'dir. 3 ihtimal var. Bakın 3 ihtimal var. Yalnız bir tane durumumuz var. Parabol x ekseni t a kaçtır demiş. Bakın a nerede? Kökün içerisinde. O zaman bu şartı iptal ettim. Demek ki böyle bir şey olmayacaktır. Doğru mu? O zaman a değeriniz 0 da olamaz. E çünkü x karenin katsayısını siz 0 yaparsanız parabol oluşmaz. Parabol demiş. O zaman a'nın alabileceği tek bir şart vardır. Değer vardır. O da nedir? 1 bölü 2'dir. Demek ki a'mız kaçmış? 1 bölü 2'ymiş. Yani geri dönüp baktığınızda elemek için mutlaka bir sebebiniz var arkadaşlar. Tamam. Şimdi geldik üçüncü sorumuza. X1 ve X2 ile bir arası sıralama yapmış. X2, X1'den daha büyük ve ikisi de pozitif olmak üzere. Fonksiyon X eksi X1 ve X X2 çarpımlarından eşit. O zaman bu arkadaş X1'dir, bu arkadaş X2'dir. Çünkü bunlar bizim için nedir arkadaşlar? Köktür. Yani X eksinin kestiği noktalardır. Hatta kök de değil, reel köktür. Doğru mu? Fonksiyon belirttiği parabol aşağıda verilmiştir. Peki tamam. A, B noktanın orijinal uzaklığı eşitmiş. O zaman şu arkadaşa şu arkadaş eşit mi? Eşit. O zaman ben buraya da x1'dir diyebilirim. Şimdi gelin beraber bakalım. Benim fonksiyonu Şimdi a'sı yok değil mi? Bakın. A'sı yok. X x1, x x2. Hatta şuradan da yürüyebilirim. Direkt buradan yürüyeyim isterseniz. X'e 0 verdiğinizde f0 Kaça eşit olacak? X1'e eşit olacak. Neden? Çünkü şuradaki AO ile OB birbirine eşitti değil mi? AB noktalarının orijinal uzaklıkları eşitti. O zaman X'e 0 verirsek burasının ordinatı gelir yani X1. X'e 0 verdim. O zaman ne yaptı? Eksi X1 çarpı eksi X2. Kaç eşitmiş X1'e? E O zaman bu eksiler birbirini götürsün. X1'ler de birbirini götürsün. X2 kaç gelsin? 1 gelsin diyebiliriz. Yani burası kaçmış? 1'miş. Zaten bize ne soruyor? C noktasının apsisini soruyor. Ozancağımız kaç gelecektir? Üçüncü sorumuz için. Bir gelecektir diyebiliriz. Hadi bakalım geldik sağ tarafa ve dördüncü sorumuza. Şimdi dördüncü sorumuzda bize bir parabol vermiş. Şimdi bu parabolün her harfinin bir anlamı var aslında. Bakın şimdi fx eşittir. ax kare artı b artı c diye düşündüğünüzde buradaki her harfin bir anlamı vardır. Mesela bu a kollar yukarı mı aşağıya mı olduğunu söyler. Mesela bu c Y ekseni kestiği noktayı söyler. Mesela ben buradan baktığımda kolların aşağı doğru dönük olduğunu söyleyebiliyorum. Ha a'yı falan diğerlerini bilmiyorum ama en azından bunun hakkında yorum yapabiliyorum. Tamam? Şimdi o zaten bana yetecek bir yorum. Şimdi fonksiyonun artın olduğu en geniş aralık. Şimdi kollar yukarı bakıyor. Şimdi benim parabolüm böyle. Tepe noktası burası. Şimdi bilmiyorum koordinat düzlemi üzerine çizmedim. Hayali olarak çizdim. Şimdi en geniş aralık neymiş? Bakın bu aralık bizim en geniş aralıkmış. Yani burası kaçmış? 2 ymiş. yani sana kısacası neyi verdi? Tepe noktasının abisin 2 olduğunu söyledi. Yani eksi b bölü 2a kaçmış güzel kardeşim 2ymiş. E fonksiyondan çekelim onu. A artı 2 bölü eksi b bölü 2a'dan o zaman burası 2 geldi. Bu da kaçmış 2. O zaman a artı 2 kaç yapar 4. A'mıza kaç yaptı? 2 yaptı diyebiliriz. Bu da 4. sorumuzun çözümüydü. Hadi bakalım gençler geldik 5'e. Şimdi bu tip sorularda benim çok vurgu yaptığım iki tane temel şey var. Ee, parabolün içine, kuytusuna, köşesine, kenarına, bir yerine, bir çokgen, üçgen bir şeyler sıkıştırıyor. Tamam mı? Bu tip sorularda iki tane temel dikkat etmeniz gereken şey var. Bir simetri ekseni, candır canandır o kadar net yani. Tamam mı? Bir simetri ekseni, iki çokgenle parabolün ya da doğruyla parabolün kesiştiği nokta. Burası bizim canımız cananımız. Soruya başlangıç yerimiz. Yani mesela bakın şu nokta benim soruyu çözme yerlerimden bir tanesi. Bu arada y ekseni simetri eksenidir. Tam parabolü şöyle ortadan iki parçaya bölecek. Neden? Ee, gördüğünüz gibi parabolün tepe noktası nerede? Y eksen üzerinde. Aynı hizadaki noktalar simetri eksenine eşit uzaklıkta. O zaman bunlar birbirine eşit. Mesela uyduruyorum. Burası A olsa burası A. Mutlaka kare demiştir. Bak gördün mü kare demiş. O zaman burası da nedir? 2A'dır. Bak şimdi C noktasının apsisi ordinatı belli. Apsisi A ordinatı 2A. Peki güzel kardeşim bu nokta bunun üzerinde mi? Üzerinde. O zaman ver coşkuyu. Yaz sağlasın. Yani neden? Çünkü bir nokta bir yerin üzerindeyse bir nokta bir doğrunun üzerindeyse mutlaka ne yapması lazım? Sağlaması lazım. Yani x a verdiğinizde y'si 2a. 2a eşittir. 15 eksi a kare. Hepsini sol tarafa attım. a kare artı 2a eksi 15 eşittir 0'dır. O zaman a artı 5 a eksi 3 kaç yapacaktır? 0 yapacaktır. Buradan a kaç geldi? Y eksi 5 geldi ya da 3 geldi. Peki şimdi koordinat değerine baktığınızda a'sı pozitif midir? Pozitiftedir. O zaman burası kaç geldi? 3 geldi diyebiliriz. Demek ki burası kaç? 6. Burası da 6. Neyi soruyor? Alanı soruyor. O zaman alan ne geldi güzel kardeşim? 36 birim kare geldi diyebiliriz sorumuzun cevabı için. Bu da 5'in sorumuzun çözümüydü. Geldik 6'ya. Peki bakalım. Parabolü x eksenin iki farklı noktada kesmektedir diyor. Kollar yukarı bakan bir parabol. x eksenin iki farklı noktada kesiyor. Sallıyorum böyle. Biraz daha güzel sallayayım. Hani şey yapsın yani cevabı da uysun, Tamam mı? Şöyle bir hafiften çek. Şöyle bir şey. Tamam mı? Şimdi iki noktada kesiyorsa bir kere net bir şey söyleyebiliriz. Burada delta sıfırdan büyüktür. Zaten büyükten onu sorguluyor. Delta sıfırdan büyük olacak. Yani B kare yani onun karesi 100 eksi 4 tane AC 2A eksi 5 büyüktür 0. O zaman 100 eksi 8A artı 20 büyüktür 0. 120 eksi 8A büyüktür 0. Bunu buraya attım. 8A küçüktür 120. A küçüktür 15. Bu şartı sağlayan en büyük tam senindir. 14. Bu da altın sorumuzun çözümüydü. Peki bakalım. Geldik 7'ye. Biraz önce bir şey söylemiştim. Simetri eksenine eşit uzakta olan noktaların görüntüleri aynıdır. Yani siz simetri ekseninden eşit miktarda sağa sola giderseniz görüntünüz aynı kalır. Bak şimdi şöyle bir şey yaptık. Parabolün tepe noktası burası. Eşit miktarda sola gittim. Eşit miktarda sağa gittim. Görüntüm aynı kaldı. Yani bunlar aynı hizadıdırlar. O zaman bu arkadaşla bu arkadaşın orta noktası tam parabolün nesini verir? Tepe noktasını verir. Şimdi iki ihtimal var. Şimdi burada bu şart sağlayan bir kere sizi kandırıyor da olabilir. Yani 2 M artı 3 ile M artı 4 birbirine eşitse o zaman doğal olarak mesela atıyorum F3 eşittir F3'tür. Değil mi? Böyle bir şey de söyleyebilirim. O M'i kaç bulduk? 1 bulduk. Bir ihtimalimiz bu. Şimdi bir ihtimalimiz de şu. Biraz önce söylediğim gibi. Yani 2 M artı 3 ile M artı 4'ü toplayıp 2'ye bölerseniz neyi bulacaksınız? R'yi bulacaksınız. R'si kaç bunun? 4 bölü 2'den 2. O zaman 3M artı 7 eşittir 4. M buradan eksi 3'ten eksi 1 geldi diyebiliriz. Emin alabileceği 2 tane değer varmış. Bunların toplamında neymiş arkadaşlar? 0'mış. Bu da 7. sorumuzun çözümüydü. Hadi bakalım geldik 8'e. Dik koordinat düzeminde F ve G fonksiyonları vermiş. Bunları tarif etmiş. Bakın tarifi şu. İkisinin de y ekseni bak şimdi ilk gözünüze batan yer neresi? İkisi hemen böyle canlı canlı düşünmen lazım hızlı hızlı. Şimdi ikisinin de ne yapmış? Y ekseni kesin nokta aynı. Oo, o zaman şunlar aynı abi o zaman. Hemen a eksi 1 eşittir 2 a eksi 5'ti. O zaman bunu bu tarafa attık. A bunu da bu tarafa attık. 4. A kaç geldi? Dört geldi mi? O zaman bizim fonksiyonumuz ne oldu? X kare artı 4x. A'ya 4 verirsek 3 yapar. G fonksiyonumuz da a'ya 4 verirsek x kare eksi 2x 4 kere 2 8 artı 3 yaptı. Şimdi zaten belli bu a ne? Ha zaten a'yı sormuş ya. Daha fazla gitmeye gerek yok değil mi? a'yı bulduk zaten biz. Peki bakalım. Geldik. 9. sorumuza. Parabolün tepe noktası y'e eksi 3 doğrusu üzerinde. Şimdi y'e eksi 3 doğrusu yatay bir doğru. Yani şöyle yaptığınızda Şöyle bu y eşittir eksi 3 doğrusu. Şimdi Türkçesi şu. Bu noktanın ordinatı eksi 3'tür. Apsisi kaçtır? R ise fonksiyondan kopya çekersin. 2a bölü 2'den 2 midir? Pardon a mıdır? A'dır. O zaman benim tepe noktam a'yı eksi 3 noktası. Hocam yaz bunu. Ver coşkuyu. Yani üzerinde değil mi? Üzerinde. O zaman sağlaması lazım. Yani x yerine a yazarsak. A kare eksi 2a çarpı a artı 1 eşittir eksi 3. Eksi a kare eşittir. Eksi 4. A kare eşittir. 4. Ne soruyor? A'nı pozitif O zaman A'sı kaç gelecektir? İlk gelecektir diyebiliriz. Peki bakalım. Bu da dokuzuncu sorumuzun çözümüydü. 10 ve 11. Son iki sorumuz. Hadi bakalım. Şimdi dik koordinat düzeminde böyle bir fonksiyon grafiği verilmiş. Maşallah maşallah. F fonksiyonu alabileceği en küçük değer. Ben hemen bak böyle yaparken şöyle yaparken copy şöyle bir baktım soruya. İlk dikkatimi bu çekti. İlk bana o rahatsız etti o beni. Yani ne diyor biliyor musun? Y ekseni kestiği nokta sıfırdır. Peki y ekseni kestiği noktayı nasıl buluyoruz? He? Y ekseni kestiği noktayı nasıl buluyoruz? X'e sıfır verdiği zaman y eksi sıfır değil mi? Sıfır. O zaman sabiti şurası sıfır. Oo süper. O zaman en buradan bir gelir mi? Gelir. O zaman benim fonksiyonum şöyle mi oldu? M'e 1 verdim. 2x kare. M'e 1 verdim. Eksi 4x. O kadar. O zaman bu fonksiyon 2x parantezinde x eksi 2 yaptı. Demek ki burası 0. Burası 2. Bu fonksiyonu alabileceği en küçük değer nedir demiş. O zaman en küçük değeri nerede alır? Tepe noktasında alır. Yani x'e 1 verirsek bu fonksiyon en küçük değerini alacaktır. O zaman gidelim fonksiyona 1 yazalım. O zaman ne yaptı? 2 çarpı eksi 1'den Cevabımız ne gelir? Eksi 2 gelir diyebiliriz. O zaman fonksiyon alabileceği en küçük değer kaç çıktı? Eksi 2 çıktı arkadaşlar. Anlaştık. Geldik 11. sorumuza ve dersimizin de parabol ile ilgili çözeceğimiz ilk bir de orijinalden kısmının son sorusuna. Şimdi t bir gerçel sayı olmak üzere. X'i ve Y'yi T cinsinden vermiş. Buna göre parabolün tepe noktasının orijinal uzaklığı nedir demiş. Bu aslında bir parametrik denklem. Parametrik denklemlerde şöyle yapıyoruz. Yani mesela x'i de başka değişken üzerinden, y'i de başka değişken üzerinden veriyor. Sen diyorsun ki hop oradan ar aradan t'leri bir çıkarın diyorsun. T'leri yalnız bırakıp birbirine bir eşitliyorsun. Hop soru çıkıyor. Nasıl yani? Bak şöyle. Yukarıdaki kısımda t dediğin şey ne? 3'ü bu tarafa at. x eksi 3. Altta da sen şunu diyebilir misin? T dediğin yere x eksi 3 yaz. O zaman senin y dediğin şey x eksi 3'ün karesi artı 4 oldu. Aslında süper oldu. Direkt neyi verdi sana? Hani tepe noktası yardımıyla parabolü vermiş oldu. Yani bu fonksiyon 3 birim sağda 4 birim de yukarıda. Yani benim parabolüm şu çıktı. Direkt cuk diye bak o parabol formülü var ya. Neydi o? fx eşittir. x eksi r'nin karesi artı k. İşte o. Peki buradan bana ne soruyor? Parabolün tepe noktasının orijinal uzaklığı. Yani burayı soruyor. O da kaçtır? 5 birimdir diyebiliriz. Bu da 11. sorumuzun yani dersimizin de son sorusunun çözümüydü. Ve böylece 175-176 sayfaları beraber çözdük. Bir sonraki bir de orijinal dinle de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.